Arkası yarın. Pervin, 8. bölüm. Yapım Mehmet Köseoğlu. Eser Ünal Bolat. Senaryo Tayfun Türkili. Program yönetmeni Haluk Kesim. Seslendirme yönetmeni Yılmaz Meydaneri. Ses kayıt Ahmet Atalay. Montaj Hasan Dinç. Köyünden İstanbul'a gelen Naci, fakültedeki kızların serbestliği karşısında gözü döner ve derslerini ihmal eder. En yakın arkadaşı Taner'in ikazlarına rağmen Pervin'e aşık olur. Pervin zengin, şımarık ve hoppa bir kızdır. Naci ile flört ederken başka erkeklerle olan ilgisini devam ettirir. Bu yüzden Naci'nin başı derde girer. Pervin'in sevgilisi Oktay ile kavga eder. İşi serkeşliğe döken Naci kötü arkadaşlar edinir. Fakültede devamlı öğrenciyi direnişe kışkırtan Soner ile arkadaşlık kurar ve onun isteği üzerine yasak bildiri dağıtırken polis tarafından yakalanır ve hapse girer. Naci'nin hapse girmesini Pervin'i zerre kadar üzmez. O yine eğlenmesini sürdürmektedir. Pervin'i deli gibi seven ve yurt dışında tatilden dönen sanatçı İlhami Pervin'in evine gider. Ama evde Pervin'i Oktay'la uygunsuz vaziyette yakalayınca Oktay'la kavga eder ve İlhami Oktay'dan dayak yer. İlhami Pervin'in hizmetçisinden Oktay'ın adını öğrenir. Bunu duyan Pervin hizmetçisini evden kovar. Öte yandan bildiri dağıtmak suçundan mahkemeye çıkacağı günü hapiste bekleyen Naciye babası avukat tutmak için çabalamaktadır. Demek oğlunuz üniversitede yasak bildiri dağıttığı için polis tarafından yakalandı, öyle mi? Evet avukat bey, onu mahkemede kurtarabilir misin? Elbette bey baba, bizim işimiz bu. Ben her zaman emekten yana olmuşumdur. Bu konuda size yardımcı olacağımdan emin olabilirsiniz. Hay Allah razı olsun sizden avukat bey oğlum. Sonra ben gariban dostuyumdur. Sizin gibi garibanlara yardım etmeyi de severim. Sağ ol avukat bey, sağ ol. Peki bu dava ne kadara mal olur avukat bey? Bakın bey baba, ben oğlunuzun davasına bakar ve ona gün dahi aldırmadan tahliye olmasını sağlarım ama... Haliyle biliyorsunuz böyle işler biraz masraflı oluyor. Ne kadar mesela? Aslında 30 milyondan aşağı dosya almam. Ama madem oğlunuz öğrenci, sizden 5 milyon daha az alayım. 25 milyon mu yani? Evet. Yani biz köylü insanlarız avukat bey. Bizde o kadar para ne arar? Daha aşağı olmaz mı? Kusura bakma bey baba, bu işler böyle işte. Ne yaparsın? Evlat hatırı, atsan atamazsın, satsan satamazsın. Bulup buluşturup ödeyeceksiniz bu parayı. Peki hiç kurtarır tarafı yok mu avukat bey? Şöyle 10-15 milyon olmaz mı? Kusura bakma bey baba. Ben yapabildiğim kadar indirim yaptım. Daha aşağı olmaz. Neyse. Ben bir düşüneyim. Sonra size haber veririm. Hapishane etrafında yavrum aman. Cezan belli oldu mu kardeş? Yok, daha mahkemem olmadı ki. Hele bir mahkemeye çıkayım. Okulda bildiri falan mı dağıtmıştın sen? Evet öyle. Korkma, ceza vermezler. Hakim serbest bırakır seni. İnşallah, inşallah. Macide'm. Naci Demir! Burada, ziyaretçim var! Buradayım, buradayım gardiyan. Ziyaret mahalline gel. Ziyaretçi mi var? Tahammüle hal kalmadı. Taner? Taner nasılsın? Selam. Nasılsın Naci? Sağ ol. Sağ ol. Nasıl olabilirim ki hapiste? Haklısın, Allah kurtarsın. Ah, keşke beni dinleseydin. O Pervin denilen kızla arkadaşlık yapmasaydın. Allah aşkına Taner, buraya nasihat etmeye mi geldin? Affedersin, affedersin. Yani seni bu duruma getiren o kızdan öylesine nefret ediyorum ki Naci.
Neyse. Geliş sebebim başka biriyle ilgili. Kimle? Soner. Soner mi? Hangi Soner? Unuttun mu? Eline bildiriyi verip dağıttıran ve hapise düşmene sebep olan Soner. Ha. Ne olmuş? Soner'le ilgili ne söyleyeceksin bana? Dün üniversitede yolumu çevirdi. Dedi ki arkadaşın Naci'yi delikanlı zannederdik ama değilmiş. Karakolda suçu benim üstüme atmış. Ama ben inkar ettim. Söyle ona, hapisten çıkar çıkmaz kendisine verdiğim 10 milyon lira borcu hemen ödesin dedi. Ya ama o parayı verirken bildiriyi dağıt, parayı geri istemiyorum demişti. Kızacaksın bana şimdi ama o zaman öyle söylemişti. Bu sefer de böyle söyledi. Hem ben sana ne demiştim? Soner gibilerle arkadaşlık yapma diye. Neyse, olan olmuş artık. Ne söylesem boş. Söyle ona. Hapisten çıkınca borcumu ödeyeceğim. Hayrola Naci Efendi? Suratı nasılmış? Tehdit falan mı var yoksa? Yok. Yok yani varsa bilelim. Çekinme aslanım. Sen burada bizim kardeşimiz sayılırsın. Sağ ol Hamdi abi. Birine 10 milyon borcum vardı da hapisten çıkınca hemen ödesin diye haber yollamış. Ona canım sıkıldı. Biz burada can derdindeyiz. O orada... Yani ya mesele para meselesi ha? Kardeşime bak. Bunun için mi canını sıkıyorsun yani? Öyle deme Hamdi abi. 10 milyon bizim için büyük para. Biz fukara insanlarız. Bak şimdi kulaklarını aç da iyi dinle beni Naci kardeş. Senin 10 milyona mı ihtiyacın var şimdi? Evet. Sana bu paranın 10 katını kazandırabilirim. Yapacağın şey çok basit. Peki ne yapmam gerekiyor? Sana 2 paket beyaz veririm. Dağıtırsın olur biter. Beyaz mı? O da ne Hamdi abi? Eroin aslanım eroin. Eroin mi? Yani benim eroin satmamı mı istiyorsun? Evet. Evet bu işte çok para var aslanım. Bir anda zengin eder insanı, tamam mısın? Teklifimi kabul ediyor musun? Yok, kusura bakma Hamdi abi, yapamam. Eroin satmanın cezası ağırdır, yapamam böyle şeyleri. Keyfin bilir aslanım. Ben sana acıdığım için söylüyorum. Sana git de sat demiyorum. Bir defalığına ismi verilen bir şahsı 2 paket eroin götürecek ve karşılığında da 20 milyonu cebe indireceksin. 20 milyon mu? Bir defalık için ha? Fena para değil aslanım. Sen yine de bir düşün, hemen olmaz deme. Bak 10 milyon borcum var diyorsun. Hapisten çıkınca peşine düşecektim. Bu parayı isteyecekler. Ama benim verdiğim eroini götürüp sahibine verirsen 20 milyonu alacaksın. 10 milyonuyla borcunu ödersin. Kalan 10 milyonuyla da öbür ihtiyaçlarını giderirsin. Talebe adamsın, fukarayım diyorsun. Bir defadan bir şey çıkmaz. Bilmiyorum, düşünmem lazım Hamdi abi. Kararım olumlu olursa sana haber veririm, tamam mı? Affedersiniz, bakar mısınız? Buyurun. Şu ileride iki kız arkadaşın arasındaki genci bir yerden tanıyorum ama ismini tam hatırlayamadım. İsmi Oktay mıydı o arkadaşın? Neden sordunuz? Bir maksadınız mı var? Hayır, kesinlikle bir art niyetim yok. O zaman gidip kendiniz sorsanız adını. Tamam kardeşim, kızmanıza gerek yok. Ben sadece yardım istemiştim sizden. Kusura bakmayın. Oktay'ı soran çocuğun halini hiç beğenmedim. Oktay! Oktay! Efendim? Oktay, bak şu otobüse binen çocuğu görüyor musun? Hangisini? O kadar insan var ki. Şu kırmızı kazaklı. Bak otobüse bindi. Gördün mü? Hayır. Ne oldu? Niye soruyorsun? Az önce seni sordu da bana. Beni mi sordu? Ne diye sordu? Bilmiyorum. Seni göstererek şu kızların arasındaki gencin adı Oktay mı diye sordu. Ben de neden gidip kendisine sormuyorsun dedim. İyi demişsin. Sonra ne dedi? Hiç. Bozulup çekti gitti. Bana kalırsa seni izliyor orada. Beni mi izliyor? Neden izlesin ki? Bu soruyu bana sorma arkadaş. Son zamanlarda biriyle kavga filan ettiysen. Hakikaten be Oktay. Naci ile arana çıktı senin. Dövüşmüştünüz ya. İyi ama Naci hapiste. Beni neden takip ettirsin ki? Size öyle gelmiş olacak. Sen yine de tedbirli ol arkadaş. Ben o çocuğun halini hiç beğenmedim. Resmen seni adım adım takip ettiriyor. Biraz daha kalsaydın ya Halim amca. Hayır, yolcu yolunda geri. Ben bir günlüğüne gelmiştim buraya, 3 gün kaldım. Sonra Makbule teyzem merak eder.
Haklısın Halim amca. Tekrar gelecek misin İstanbul'a peki? Mecburen geleceğim evladım. Naci'nin mahkemeye çıkacağı gün burada olmak zorundayım. Peki avukat işini ne yaptın? Bir avukatla görüştüm ama çok para istedi. 25 milyon. Bizde o kadar para ne ara? Hele bir köye dönüp birilerinden borç bulabilirsen de. Allah yardımcın olsun Halim amca. Anana var bana bir şey diyecek misin oğlum? Valla ellerinden öptüğümü söyle. Şey, senler evladım. Senden bir ricam olacak. Buyur, emret Halim amca. Bir evladın hapize düşmesi bir baba için şeref kırıcı bir haldir. Ama ölümlü dünya. Yaşarken insanın başına bin türlü hal geliyor. Diyeceğim şu ki, köy yeri küçük yerdir. Oğlumun hapise düştüğünü kimselerin bilmesini istemiyorum. Demek istediğini gayet iyi anladım Halim amca. Sen merak etme. Ben kendi anama babama bile yazmadım Naci'nin hapse düştüğünü. Sen o yüzden hiç merak etme. Kimse hiçbir şey duymayacak. Ayrıca Naci hala benim en çok sevdiğim arkadaşım ve kardeşimdir. Hiç merak etme sen. Allah senden razı olsun Taner. Allah seni anana babana ülkemize bağışlasın. Ne? Neler diyorsun sen bey? Naci'm, aslan oğlum hapislere mi düşmüş? Şş, yavaş yavaş, etrafı belbeleye verme. Amanın, benim oğlum hapislere mi düşmüş? Adam mı öldürmüş? Hırsızlık mı yapmış bey? Ne yapmış da mahpuslara düşmüş aslan oğlum? Senin aklın ermez. Okulda broşür mü ne dağıtmış, bir kağıt var. Öyle bir kağıt dağıtmış yani. Öyle aklına gelen namussuz bir şey yapmamış. Madem öyle neden geldin buraya? Oğlumu kurtarsaydın ya bey. Para lazım hanım, para. Avukatla konuştum, 25 milyon lira istedi. Anam anam, ne çok para. Peki bu parayı avukata verirsek Naci'yi mahpustan kurtarır mıymış? Kurtarırım dedi bana. O zaman bul buluştur bu parayı ve benim aslan oğlumu mahpuslardan kurtar bey. Bulmaya çalışacağım hanım. Çalışacağım. Pervin isimli oyunumuzun 8. bölümünü dinlediniz. 9. bölümde buluşmak üzere. Hoşça kalın.